eski dostlarımızdan rahmetli konsolos Yaşar'ı onlara rastladık. Biraz evvel konsolos Yaşar'ı yad ettik. Kendisinden bahsettik. Oğluyla da bir çekim yapmak dedik. Bu arada Selam Bey de beraber eşlik ediyor. Kısa bir çekim ve söyleşi yapacağız. Şimdi seni bir tanıralım. Sen şimdi Junior konsolos mu oluyorsun? Aynen abi. Sana da konsolos diyorlar mı? Diyorlar. Ne diyorlar? Konsolos diyorlar abi. Konsolos. Aynen. Ama Ahmet deyince kimse tanımaz. Konsolosun varisini yerine getiriyor mu? Bak, aynen. O ekoldür yalnız. Ben seni hiç duymadım. Ama sen yani kendi devrelerinde mi çalışıyorsun? Kendi devrelerimde arkadaşlar arasında hepsi konsolostur. Konsolos. Hiç kimse Ahmet demez. İkinci konsolos. Evet. Yaşar'dan sonra oğlu Ahmet konsolosla beraberiz. Evet. Şimdi çekim yapıyoruz seni. Yayınlayacağız. Babanı konuşacağız. Şimdi babanı nasıl tarif edersin sen? Bizim gibi mi ya? Biz farklı biliyoruz da. Bir baba olarak falan nasıl davranır? Babam evine düşkün bir adamdı. Renkli kişiliğe sahipti. Günde 3 takım elbise giyen bir adamdı. Çok titiz giyinen bir adamdı. Toplum tarafından sevilen bir insandı. 20 yıl olmasına rağmen daha hala konuşuluyor. Sohbetleri, herkese gönlüne iz bırakmış bir adam. Evet. Yani herkes güzel anıyor. Daha hala yani çevremde o kadar insan öldü. Babam kadar anılan bir adamı görmedim yani o zaman. İstanbul'a geldi. Bahırköy Kaynakhan'da çalışıyorum. Araya gel. Efendime sorayım. Ben buna bir şey dedim. Yolcu diyorum kapıdan da. On dedi. Bir alimi sığmadı bu memlekete dedi. Bağırıyorlar. Lan sus lan diyor. Çekti gitti. Geldiğini ve gittiğini anlayamazsın. Aniden gelir. Gelirsin ondan sonra buyur Yaşar. Çay çorba yemek ne varsa. Ben gidiyorum der. Çeker gidiyor. Aynen İstanbul'a çok giderdi. Evet. Meray'da çalıştığı dönemler Cuma'dan çıkardı. Cumartesi pazar gider gelirdi. İstanbul'da bile vefat etti yani. İstanbul'u o kadar çok seviyordu. Evet. Burada ölmeyeceğim ben dedi. İstanbul'da öleceğim dedi. Orada da Allah rahmet eylesin işte. Orada vefat etti. Burada da öldü. Kaç sene oluyor? Tam 20 seneyi tamamladı. 20 sene oldu. 1 Eylül 2004'te vefat etti. Evet, daha dün gibi. Hı-hı. Biz tabii çocukluğundan beri arkadaşız. Mahalleden, şuradan, buradan biliyoruz. 20 sene dün gibi geçti. Aynen öyle. Evet Selam Bey sen ne diyeceksin? Bu kamera seni de çekiyor şu an. Benim abilerimden deyiz. Abimden de aklını arkadaşlar. Sizler mi yaptınız? Beraberce. Yani konsolosuna ilişkin var yani. Var. Allah razı olsun. Mirasıyla nasılsın? Mirasıyla konsolos ikinci konsolos. O da iyi. Öyle mi? O da iyi. Sıkıntı yok. Problem yok. Aynı konsolos yani ben çok muhatap değilim bilmiyorum da aynı konsolos mu yani? Evet. Bayrağı aldı peki sıra gitmeye çalışıyor. Ama Yaşar'ı tanımlayamaz yani. Yok ya, kimsenin peşine. Tabii yani, canım babamın yani o dönemin insanlığı arkadaşlığı çok kuvvetliydi. Yani ananlar bile yani çok iyi arkadaşlardı. Bizim dönemin jenerasyonunda bizim dönemde son dönem abi. Yani konsolos her düğünde her cenazede olmazsa olmazlardan insanların yani. Yanında her zaman bulunan bir adam. Evet. Şeye gelmişti ben düğünü Mertifon'da gelin çıkartmaya geldim. Konsolos orada da çıktı abi. Ya nerede onda kendini belirtiyordu yani. Evet. Sempatik bir adamdı yani. Evet. Onun lafı dokunmuyordu kimseye. Yani. Hiç kimseye lafı dokunmuyordu. Bağırır, çağırır. Gınaların vazgeçilmez adamıydı. Evet. Bütün gençlerin gınasını yakmış hepsi. Evet, öyle kına da yakardı. Şeydi. Adamın olmadığı yerde her zaman için işin başına geçer, işi yönetir. Aynen öyle. Sonuçlandırır. Kendine göre, kendine musal bir adamdı. Evet. Evet, konsolos Yaşar'ı anarken vefatının 20. yılında oğlu Ahmet'le kısa bir söyleşi yaptık. Burası konsolos Yaşar'ın mevkisi Muhiti köprü başındayız. Oğlu Ahmet'le ve mahalleden Selam Bey'le kısa bir söyleşi yaptık, yayınlayacağız. Konsolosun anısına buradan rahmetle yad ederken el sallayıp kapatacağız. Buyurun bir el sallayalım.